Herkese merhabalar. Mondros Ateşkes Anlaşması ile İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım mı hocam. Harikasın tebrik ediyorum. İnkılap Tarihi hedefimiz nedir Tonguç'um? 10 da 10 yapıyoruz. Harikasın. 10 da 10 ve dolayısıyla da bizler de sıkı sıkıya çalışacağız ve mükemmel bir şekilde bu dersimizde de tüm soruları doğru yapacağız. Mondros Ateşkes Anlaşması çok çok önemli çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk amacı milli bağımsızlıktı. Yani ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık aynı şeydir diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Hayır hocam. Evet, aynı şey değillerdi. Milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesiydi. Dolayısıyla şu anda biz bu ilk işleyeceğimiz konularda, bu ilk ayda işleyeceğimiz konularda milli bağımsızlık odaklı gideceğiz ve milli birlik ve beraberliği sağlayacağız. Sonrasında milli egemenliğe geçeceğiz. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Mondros limanında Limni adasının Mondros limanında Agemanno zarhılısında imzalanıyor 1918'de. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında ve sonucunda 7-24 işgal açık hale geldik. 7-24 işgal açık hale geldik derken şunu kastediyoruz. 7. madde ve 24. madde ile Osmanlı Devleti resmen işgalleri açık hale geliyor. Diyorlar ki mesela İtilaf Devletleri güvenliklerini tezilen bir durum olursa o bölgeyi işgal edebileceklerdir gibi anlamsız, saçma sapan Osmanlı Devleti'nin ve dolayısıyla Türk milletinin bağımsızlığına ters düşen bir madde koyacaklar. 24. maddede doğuyla alakalı. Bunları birazdan hepsini öğreneceğiz. Önemi nedir? Fiilen bu anlaşmayla bittik diyebilir miyiz sonuç herhalde benim? Evet hocam, harikasın. O zaman biz şimdi Mustafa Kemal ve Türk halkı birlikte bu e ...anlaşmaya, bu ateşkese nasıl bir tepki verdiler? Bunu öğreneceğiz. Mondros ateşkesi anlaşması sonrasında oluşan gelişmeleri göreceğiz. Kuvayi Milliye'yi ve milli mücadeledeki diğer yarar cemiyetleri nasıl doğduğunu göreceğiz. Düşman donanması İstanbul'a girmiş olabilir ama Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler diyecek ve denizden geldikleri için onları da denize döküp yolacağız. Tabii bizim yapmamız gereken şey birazdan videoyu izlemek ama video sonrasında mutlaka sıfırdan sekize sözelde biliyorsun LGS kampımıza sıfırdan sekize sözelde bu konuyu mükemmel bir şekilde anlattık. Buradan da tekrar etmenizi istiyorum Tonguç'um bak. 7.24 işgal açık bu kısımda maddelerin siyasi asker olmasıyla alakalı sorularımızı ve konu altımlarımızı mutlaka çalışmalısın. Taktikli soru bankamızdan, Dinamo soru bankamızdan ve Onda 10 e, Zoru bankamızdan da mutlaka bu soru çözüyorsa bu kitaplar normalde büyük böyle burada fındık gibi gözüktü bir anda. Burada küçük gözük şöyle yaklaştırayım. Kitaplarımız büyük. Biz büyük kağıtla başlıyoruz videomuza. O zaman videomuza başlamaya hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. O zaman sen de hazırsan, arkadaşlarımız da hazırsa hadi bakalım dersimize başlayalım. Mondros neden imzalandı bunu da bilmemiz lazım. Mondros'ta savaşı devam edecek bir durum kalmadı artık. Birinci Dünya Savaşı'nda biz Çanakkale cephesinde başarılı olduk Mustafa Kemal sayesinde. Ama Suriye Filistin cephesi, Irak cephesi, Kafkasya cephesi, Kanal cephesi birçok cephede kaybettik. Almanya'da savaşı kaybedince biz dedik ki aynı zamanda Bulgaristan da savaştan çekildi. Bulgaristan da savaştan çekildi ve biz dedik ki artık biz de bitirelim. Bir de Wilson ilkelere denen bir durum var. Wilson ilkeleri de çok önemli. Neden önemli? Çünkü Amerikan Başkanı Wilson dedi ki... ...yenenler yenilenleri ezmeyecek. Dünyayı barış, sevgi, böcek, kelebek kablayacak dedi. İtiraf devletleri de İngilizler, Fransız bilirsin sen Tonguç. İtiraf devletleri de dediler ki... ...tamam dediler biz bunu kabul ediyoruz. Wilson ülkelerine uyacağız dediler. Ve Wilson ülkelerine de uyacaklar diye... ...biz tamam dedik o zaman ateşkesi imzaladık. Fazla bir şansımız yok yoktu esasında. Ama Türk milleti olarak bizler... Mondros ateşkesinden sonra... ...hiçbir şekilde işgallere... ...karşı boş durmayacağız. İtiraz edeceğiz. ...yararlı cemiyetlerle e, bölgesel e, tepkiler göstereceğiz. Aynı zamanda Kuvayi Milliye'ne de askeri olarak, bölgesel olarak saldıracağız. Peki Tomuş sana bir soru soruyorum. Kuvayi Milliye nedir? Kuvayi Milliye nedir? Söyle bana. Milli kuvvetler. Harikasın Tomuş. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten sessiz, dikkatli, başarılı ve akıllı bir öğrencisin. Gerçekten senin hayatım boyunca duymayacağın belki iltifatlar bunlar ama... ...Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmeniz lazım. Bu zaten biz Kuvayi Milliye. Yani düşman saldırdığında bizim milli kuvvetler olarak düşmana karşı koymamız yani biz Türk halkı. Şimdi sonradan da Mustafa Kemal Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya yararlı cemiyetleri de ilk başta temsil ettiren sonra da Büyük Millet Meclisi'ne dönüştürecek. Şimdi İtalyanlar buradan işgale başlayacaklar. Fransızlar yine buralardan yine İngilizler buralardan. Pembiş olan Maviler Yunanlılar buradan. Ermeniler buradan saldıracaklar. Gürcüler buradan. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları yavaş yavaş daralmaya başlayacak. Her yerden bize saldırmaya çalışıyor. Ama sıkıntı yok. Sonradan Fransızlar buralara da işgal edecekler Antep falan. Ama biz Kuvay Milliye ile yani az önce Tomuc'un söylediği gibi milli kuvvetlerle düşmanı resmen pataklayacağız ve göndereceğiz. Ama daha şu anda savaş başlamadı. Peki Mondros Ateşkesi'nde egemenlik haklarımızı kısıtlayan hükümler nelerdi onlara bakalım. Şimdi itiraf devletleri diyorlar ki Şimdi hatırlarsanız şöyle bir şey olmuş. Bunu da yazmam lazım bunu daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın. Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikan Başkanı Wilson diyor ki, Wilson'ın kenarına uyarsanız diyor, yani yenenler yenenleri ezmezse diyor, ben diyor tamam diyor itiraf devletlerine destek olacağım ve Almanya'yı durduracağım diyor. Gerçekten durduruyor. Ama itiraf devletleri yani İngilizler, Fransızlar köprüyü geçene kadar ayıya Amerika oluyor bu. Dayı diyecekler. Tamam efendimiz Wilson ülkelerine uyacağız diyorlar. Wilson ülkelerine uyacakları için direkt olarak Türkiye'yi veya da başka devletleri işgal edemezler. Yani biz oh savaş kazandık haydi seni işgal edelim diyemezler. Ama işgalleri açık hale getirecekler. İşte Mondros Ateşkesi'ndeki hükümler de böyle şeyler. Hatta Almanya'ya da Versay Anlaşması'nı imzalatacaklar. Almanya'da çıldırıp İki Dünya Savaşı'na başlatacak. Neyse şimdi biz buraya girmeyelim. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa işgal yapabileceklerdir. İşte yedinci madde yani güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebiliriz diyorlar. Ha bir dakika şimdi. Nasıl oluyor bu? Bu şöyle oluyor. Diyorlar ki mesela Türkiye'de işte şeyde diyelim ki İzmir içerisinde bazı olaylar çıkarıyorlar. Olaylar çıkınca bizimkiler de sinirlenecek. Bizimkiler sinirlenince yani biz Türkler sinirlenince "Aa burada karmaşa var." deyip İzmir'i işgal edecekler. "Aa burada karmaşa var." deyip Güney Anadolu'ya işgal edecek. Aa burada karmaşa var deyip işte Samsun ve çevresini işgal etmeye çalışacaklar. Zaten işgaller için bahane arayacaklar. Azınlıklar edecekler ki siz orada isyan çıkarın. İsyan çıkarınca zaten Türkler sizi pataklamak ister. Onlar pataklayınca da biz yedinci maddeyi e, gündeme koyup bakın hukuksal olarak yedinci maddede demişiz ki eğer güvenliğimiz eden bir durum olursa oraya işgal edebiliriz deyip oraya işgal ederiz. Sonra da orayı size veririz diyecekler. Kimlere? Ermenilere, Rumlara. Doğudaki işte bak burası öyle. Altı ilde karışıklık çıkarsa vilayet sitte bu bölge İşgal edecektir Erzurum ve çevresi iller. Bu da yine 24. madde. Yani esas itiraf teröristleri bizi 7. madde ve 24. madde 7-24 işgal etmeye çalışacaklar. Ama biz onları pataklayacağız. Haberleşme araçlarımıza el koyular. Niye? Çünkü eğer ülkenin içerisinde biz iletişim kurarsak ne olur? Organize oluruz. Organize olmayalım diye e, bize... Böyle milli mücadeleyi bölgesel kalsın veya kendi aralarını bölgesel olarak hareketsin diyecekler. Eğer haberleşme araçlar, haberleşme araçlarına el konulmasaydı biz iletişimi korup bölgesel değil ulusal bir mücadeleyi de belki başlatırdık. Halil Mustafa Kemal çoktan başlatırdı. Zaten dikkat edin darbe döneminde de hemen telekom falan el koymuşlardı 15 Temmuz'da. Burada da aynı durum var. Şimdi boğazlar çünkü haberleşmeye gidince insanlar birbirine haber alamaz. Bir taraf işgal ederken öbür taraf onun yardımına koşamaz gibi düşünün. Boğazlar itiraf devletlerinin kontrolünde yine bu da kesinlikle bize zararımıza olan bir durum. Ordular terhis edilecek. Çüş diyoruz tabii ki. Niye? Çünkü ordumuzu eğer kontrol altına alırlarsa kimse onlara müdahale edemez. Biz de kuvay milli olarak onlara müdahale edeceğiz. Sonra bölgesel elimizdeki silahımıza tam sokağa çıkacağız. Tutsaklar serbest bırakılacak ancak Türkler bırakılmayacak. Yani resmen bizi fiilen bitirmiş durumdalar gördüğünüz gibi. Ekonomik hükümlere bakalım. Demir yolları, liman ve tersaneler itiraf devletlerinin kontrolünde. Yani ulaşımı da ele geçirip bizi zor duruma düşürüyorlar. İtiraf devletlerine kömür ve akaryakıt sağlanacak. Gözleri doymuyor gördüğünüz gibi. Şimdi Mondros'a tepkiler de çok çok önemli. Mondros'a tepki şu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu da çok önemli. Birinci Dünya Savaşı kimle kimle arasaydı Tonguç? Ben Galatasaray arasında olacağım. Evladım ne alakası var yani o... Birinci Dünya derbisi, savaşı diyorum. Birinci Dünya savaşı Devletleri devletleriyle ittifak devletleri arasındaydı. Biz ittifak devletlerindeydik. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan tarafındaydık. Biz yenildikten sonra artık tek başımızdayız. Yani Mondros'tan sonra biz artık tek başımızdayız. Bize Almanya yardım edemez. Avusturya, Macaristan yardım edemez. Bulgaristan yardım edemez. Bundan sonra tek başımızdayız. Evet. Birinci Dünya Savaşı ile ittifak arasındaydı. Sonradan biz tek başımıza kaldık. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak tek başımıza kaldık. Ama İtilaflar yine birlikte saldıracaklar. Yunanistan, ...işte e, başka kim olabilir? Ermeniler, Fransızlar, İngiltere... ...yine itilaf devletleri hep beraber saldıracaklar. Yani Türkiye, yani bizler... ...gerçekten Birinci Dünya Savaşı'ndan... ...daha büyük bir savaşa giriyoruz şimdi, Kurtuluş Savaşı'na. Niye? Bu sefer tüm dünyaya karşı... ...tek başımıza hareket edeceğiz. Kimle beraber? Mustafa Kemal'in liderliğinde. Şimdi, İstanbul Hükümeti ise diyor ki... ...biz böyle bir şey yapamayız diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda diyor, zaten yamulduk diyor. Çanakkale cephesi hariç her cephede kaybettik diyor. Ama eğer biz şu anda eğer... Trabluskar Savaşı'na kayıtmışız. Balkan savaşına kayıtmışız. 1. Dünya Savaşı'na kayıtmışız. Kurtuluş Savaşı'nda gaza gelip mahvolursak diye kesinlikle halkı sakinleniyor. Sakin olun. Mandros kötü olsa da sakin olun. Sakin olun diyecek. Hatta Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkacak ve nasihat heyetleri kuracak. Nasihat heyetini teslimiyetçi olur gösteriyor İnsanlık Hükümeti. Yani İslam Hükümeti diyor ki kardeş biz teslimiyetçiyiz. Sıkıntı yok. Çünkü daha büyük gaza gelirsek daha kötü olur diye düşünüyorlar. Türk halkı ise cemiyetler ve Kuvayi Milliye ile az önce söylemişti. Bir kez daha sorayım. Kuvayi Milliye nedir Tonguç'um? Milli kuvvetler. Harikasın. Tebrik ediyorum seni tekrar. Kuvayi Milliye Türk milleti. Yani biziz. Yani milli kuvvetler. Milli kuvvetler. Dolayısıyla biz artık düşmanı yamultacağız ve gerçekten... Ama cemiyetleri ve Kuvayi Milliye Mustafa Kemal'e tek bir çatı O yüzden hemen şöyle e, bir imzada atalım. Tebrik ediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal edecek geldikleri gibi giderler diyecek ve gerçekten de geldikleri gibi gidecekler. Yeni ödüllü sorumuz da bu. Hadi bakalım. İyi çalışmalar arkadaşlar.